Sayın seyirciler, İHU TV'ye hoş geldiniz. Süreyya Faruki ile Tarih Sohbetleri dizisinde birlikte olacağız. İsmim Fatih Çalışır. Süreyya hocamızı sizlere tanıtmak aslında gereksiz. Ancak bir iki cümle söylemek gerekirse, 12 monografisi, 12 editörlük yaptığı kitap, 7 derleme kitabı, 240'ı aşkın makalesiyle Süreyya Faruki, isminden de anlaşılacağı üzere Osmanlı tarihinin yıldızlarından biridir. Hepimize rehberlik eder, etmiştir ve yazdıklarıyla daha sonraki nesle de büyük katkı sağlayacağından hiç kimsenin şüphesi yok. Hocamızı bugün son çıkan kitabı Surviving İstanbul 2023 Koç Üniversitesi yayınları. Bununla ilgili konuşmak için davet ettik. Bundan sonraki programlarımızda da zaten hocamızın yayınları üzerinden devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizi burada ağırlamak gerçekten büyük bir şeref. Ve bu sosyal medya, YouTube üzerinden yapılan yayınların esasında daha ilgili bir kitleye ulaşacağını düşünüyoruz. Ve YouTube üzerinde kaldıkça sonraki nesillerden de insanların, öğrencilerin bu sohbetlerden istifade edeceğinden eminiz. Öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz ve bu programa birlikte başladığımız için çok memnun olduğumu bir daha belirtmek isterim. Dilerseniz hemen 18. yüzyıl İstanbul'u nasıl bir şehirdi? Ekranda görüyoruz şu anda 1. Abdülhamit'in izniyle yapılan 1786 tarihli bir harita bizi karşılıyor. Bu harita üzerinden başlayabiliriz hocam. Okey, çok memnun oldum. Şimdi bakın efendim, İstanbul haritası yani aslında çok fazla, sayısı çok fazla. Ama yani biliyorsunuz bunlar hatta derleme olarak yayınlanmıştır. Fakat yani bu haritadan önce yapılmış olanlar efendim yani coğrafya açısından genellikle çok böyle dakik falan değildir. Bu efendim bizi yani bugün de efendim bildiğimiz Suriçi İstanbul haritaya baktığımız vakit aşağı yukarı böyle bir görünüm arz etmektedir. Evet. Ve o zaman efendim farklılıklar da derhal göze çarpacak. Diyelim Karasurlarını düşünün. Yani bu efendim resmin sol tarafına düşer. Ve orada efendim surların ötesinde çok fazla yerleşme yok. Efendim orada mezarlıklar var. Birkaç tane han var. Yani koyun getiren tüccarın kalabileceği yerler. Fakat bütün bunlar İstanbul'a dahil değil. İstanbul surlarda biter ve efendim ötesi Eyüp'tür. Bir de efendim o dönemde surlara yakın olan bir takım bahçeler vardı. Ve yani burada da bir tanesini görüyorsunuz işte Karagümrük'te. Hatta efendim Sultan Selim civarında orada da bir yani aslında bu Bizans döneminden kalmış bir su deposu ve giderek efendim suyun içinde olan çamur dibe çökmüş ve efendim orada caminin etrafında yani bahçe olma çok müsait olan bir arazi çıkmıştır. Ve bu bahçe 1960'lı yıllarda mevcuttu. Yani ben o zaman oraya gitmiştim. Ve yani oranın bostanlık olduğunu kendi gözümle gördüm. Üstelik yani o zaman da işte bir yerde surların üstüne çıktım. Ve efendim yani Topkapı, Edirne Kapı'nın ötesinde çok yerleşme olmadığını
gördüm. Yani efendim 70'li yıllarda Topkapı'ya yakın bir yerde otobüs garajı yapıldı. Evet. Ve o zaman orası şehirleşme başladı. Oysa efendim burada gösterilen imaj ve 1960'lara kadar var olan imaj birbirine oldukça benzemektedir. Yani öte yandan bu İstanbul bazı dinleyicilere diyelim biraz yabancı gelebilir. Onun için yani çünkü biz genellikle sur içi İstanbul'da oturmuyoruz. Başka yerden yani oraya gidiyoruz ziyaretler için. Onun için efendim sürekli olarak bu gözümüzün önünde bulunsun. Bu harita yani efendim 18. yüzyıldan sonra birkaç kez basılmıştır. Onun için yani iktibas da edilmiştir. Onun için yani bunu bulmak zor değil. Ve yani sanırım işimizi çok kolaylaştıracaktır. Çok güzel. Ve gördüğümüz kadarıyla hocam mahalle mahalle anlatılan bir harita. Yoğunlukların nerede oluştuğunu da görüyoruz. Esasında tam da dediğiniz gibi günümüzün en çok turist çeken tarihi bölgeleri bunlar. Bir tarafta Galata'yı görüyoruz, bir tarafta Suriçi İstanbul'un meşhur mekanları. Eminönü'nden Fatih Camii, Sultanahmet, Süleymaniye ve Eyüp civarında bir yoğunluğun olduğunu görüyoruz. Karşı tarafa geçtiğimizde ise Üsküdar'ın tabiri caizse yeni yeni şekillenmeye başladığı, henüz eski İstanbul kadar yoğun bir nüfusa sahip olmadığı bir harita. Bunu birinci Abdülaziz'in pardon, Abdülhamit'in yaptırmış olması da ilginç. Demek ki görmek istiyor şehirde neler oluyor, neler bitiyor. Bir anlamda modern devletin de o haritacılığına bir giriş diyebiliriz esasında. Hiç şüphesiz. Bir de efendim bir başka bir değişikliğe ben yani parmak basmak istiyorum. Efendim biz hepimiz divan yolunu biliyoruz değil mi? Yani orada bir mil taşı var. Bizans'tan kalma Ayasofya'nın karşısında. Ondan sonra efendim yani bunu en az Aksaray'a kadar takip edebiliyoruz. Oysa bu 19. yüzyıl şehirciliğinin bir ürünüdür. Ve yani bu konuda aslında İstanbul'u olan fakat yani kariyerini İtalya'da yapan Gerassi diye bir şehircilik profesörü var. Ve bu bir kere The Divan Yolu diye güzel bir kitap yapmıştır. Ve o zaman ne görüyoruz? Efendim diyelim Tanzimat dönemine kadar birbirine yakın olan çeşitli sokaklar var. Ve efendim diyelim evet törensel olarak yani padişahların eve gitmesi veya Fatih Türbesi'ni ziyaret etmesi gibi olaylar olunca orada bir tören ve bir alay oluyor. Ama hep aynı yoldan gitmek zorunda değil. Ya birinden ya ötekinden. Ve dediğim gibi bizim hiç ama hiç alışkın olmadığımız bir şey. Çünkü yani hani tramvayın geçtiği bu ana yol yani bir yerde Suriçi İstanbul'un Belkemi gibidir. Ben açıkçası Gerassi'nin kitabını okuyuncaya kadar yani bunun farkında değildim. O açıdan yani bir yandan bu harita bizim bildiğimiz Suriçi İstanbul'a benziyor. Öte yandan yani benzemediği noktalar var. Ve
Efendim, ben bugün aslında göç üzerinde durmak isterdim. Çünkü bu bütün 18. yüzyıl boyunca efendim Osmanlı eliti göç İstanbul'a olan göç konusunda adam akıllı telaşlıdır. Yani efendim benim hocam olan Münir Aktepe zamanında yani bu telaşla ilgili olan bazı dokümanları yayınlamış ve üzerinde de durmuştur. Hatta bir ara efendim yolları kapatmışlar ve insanlar yani kısa bir süre İstanbul dışına gittiği zaman efendim şahit getirmek zorunda. Gerçekten bu insan İstanbul'da oturmaktadır diye. Tabii ki bu efendim erken dönem, erken modern dönemin denetimidir. Yani %100 efendim verimli değildir. Yani insanları elektronik olarak takip etmek mümkün değildir. Evet. Onun için şuradan anlıyorsunuz ancak sınırlı ölçüde geçerli olduğunu. Eğer sahiden göçü engellemiş olsaydılar, İstanbul'da efendim hayat kısa. Çünkü salgın hastalıklar, özellikle veba oldukça yaygın. Ve eğer dışarıdan göç olmasaydı, nüfusun azalması gerekiyordu. Evet. Ve eğer nüfus azalmış olsaydı, emin olabilirsiniz, Osmanlı eliti şikayetçi olurdu. Biz yani efendim evimizi tamir edecek esnaf bulamıyoruz. Efendim işte hizmetkarlarımıza ayakkabı ısmarlamak istiyoruz. Oysa ayakkabıcı yok. Yani bu, ama bu tür şikayetler pek olmadığına göre şunu diyebiliriz. Şu veya bu şekilde insanlar yine İstanbul'a sızmış olabilir. Ve yani benim her zaman çok sevdiğim bir hikaye var. Efendim yine 60'lı yılların ikinci yarısı. Ben o zaman Hamburg Üniversitesi'nde öğrenciydim. Ve bizim bir yani öğrenci arkadaşımız biraz böyle hippie ruhlu bir kişi. Nepal'a kadar gitmişti. Ve Nepal'den de geri geldi. Efendim Ürdün'den geçerken bir köyde güzel bir köpek yavrusu yeşil boya kovasının içine düşmüştü. Ve yani oradaki insanlar artık bu hayvan bir işe yaramaz çünkü çoban köpeği olacaktı. Fakat yani bu artık bundan çoban köpeği de olmaz diye bunu aslında öldürmek istemişler. Arkadaş da demiş ki madem istemiyorsunuz bana hediye edin. Tabii demişler. Ve bu köpek yavrusu, bu arkadaşın Parker vardı. Parker'ın cebinde efendim bu hayvancağız Avusturya'ya kadar gelmiş. Ama yani hani efendim aşısı yok. Herhangi bir yani köpek için gerekli olan evrak yok. Efendim, bak Almanya'nın sınırında bu problem olacak diye tahmin etmiş. Efendim, Avusturya'da sınıra yakın olan bir kasabada trenden inmiş. Efendim, köpek yavrusu ile birlikte ormanlardan geçmiş. Ve efendim, Batı Almanya, yani çünkü o zaman doğru Batı Almanya vardı. Batı Almanya'da efendim yine bir tren istasyonunda trene binmiş ve yoluna devam etmiş. Demek ki yani hani efendim eğer böyle bir şey
1960'ların Avusturya'sı veya Almanya'sında olabilmişse, o zaman 18. yüzyılda hadi olmuştur. Onun için bir yani efendim ondan sonra bu gelenleri de denetlemek için büyük girişimler var. Ve yani efendim Betül Başaran, Cengiz Kırlı, Mübahat Kütükoğlu bu konuda çalışmışlar. Fakat işin ilginç tarafı şu, bu efendim hep yani sözüm ona bekar olan insanlar. Evet. Aslında büyük bir kısmı bekar değil, memlekette aileleri varmış. Ama İstanbul'a tek geldiği için bekar sayılıyor. Ancak efendim o zaman insan yani ben de çok yakın zamana kadar demek ki efendim bu sadece erkeklerden oluşan bir göç diye düşündüm. Oysa bu hiç öyle değil. Bir tanesi efendim cariyeler. Yani cariyeler aynen köleler gibi isteyerek İstanbul'a gelmemiş. Ama gelenlerin sayısı oldukça fazla. Yani belki biliyorsunuz Betül İpşirli Argıt önemli bir kitapta efendim bunun üzerinde durmuştur. Yani sarayda hizmet eden bir, çok yüksek sayıda genç kız ve genç kadınlar. Bunlar genellikle çok uzun olmayan bir süreden sonra serbest bırakılıyor ve evlendiriliyor. Yani İstanbul nüfusunun bir parçası oluyor. Yani efendim İstanbul'a göç eden insanların bir kısmı, tabii sayısını vermek mümkün değil. Çünkü dediğim gibi kaçak olarak gelen bekarların da sayısı belli değil. Ama hatırı sayılır bir insan grubu. Efendim yani sarayın cariyesi olarak, efendim vüzeranın cariyesi olarak ve yani çeşitli böyle elitten olan insanların evinde bazen büyük sayıda yani genç kadın hizmet etmekte. Bir de bunun yanı sıra ikinci bir grup var. Efendim taşradan, özellikle Anadolu'dan ama bazen de Rumeli'den efendim hizmetçi olarak evlerde hizmet eden kızlar. Ve bu konuda İzmir'de Yahya Araz diye bir arkadaşın iki tane çok güzel kitabı var. Ve efendim genellikle bunlar belirli bir mahkemede bunların sözleşmeleri yapılmıştır. Ve maalesef bu Davutpaşa Mahkemesi. Davutpaşa Mahkemesi'nin efendim 1780 öncesi yoktur evrak olarak. Çünkü mahkeme yanmış. Ama 1780'den sonrası var. Ve o zaman efendim taşradan hizmetçilik eden kızların hiç de az olmadığını görüyoruz. Bir de Yahya Aras'ın da tespit ettiği gibi bunların ancak çok ufak bir yüzdesi köye dönüyormuş. Diğerleri aynen yani İstanbul'a gelen eski cariyeler gibi efendim İstanbul'da koca buluyor. Yani hizmetçilik yaptıktan sonra küçük esnafın, dükkan sahibinin, büyük evlerde hizmetçi, erkek hizmetçi olan adamların karıları oluyor. Ve yani İstanbul nüfusunun bir parçası oluyor. Onun için aslında efendim bu göçte hem erkek var, herhalde çoğunluktur, öyle olması gerekir. Ama hiç de az olmayan, yani önemsiz olmayan bir azınlık, efendim kadın göçmendir. Çok güzel. Hocam bu konu gerçekten ilginç. Yani
tam da dediğiniz üzere genel algı erkekler üzerinden ama kadınların motivasyonları İstanbul'a gelmek için, geldikten sonraki yaşamları gerçekten başlı başına bir araştırma konusu. Yahya Arazi Bey'den bahsettiğiniz mutlaka çocukluk kitabı da vardı hatırladığım kadarıyla. Evet, çünkü genellikle bu gelen hizmetçiler yani bize göre çok küçük. Yani yaşları ilkokul. Efendim 6, 7, 8, 9 yaşlarında başlıyorlar hizmet etmeye. Ve efendim yani 12-13 yaşına kadar zaten ondan sonra evlendirilmiş oluyor. Ancak şöyle bir şey de var, 19. yüzyılda giderek ilk evlenmedeki yaş yükseliyor. Evet. Ve bu hizmetçiler için de söz konusu. Yani Yahya Aras çok etkileyici olan bir grafik çizmiştir. Aynen yani hizmetçi olmayan kadınlar 19. yüzyılın sonunda 19 yaşında evleniyor. Hizmetçiler için aynı şey. Demek ki efendim reşit olan diyelim 12 yaştan büyük olan ve efendim yani 19 yaşına kadar bir evde hizmetçilik yapan önemli bir yani genç kadın grubu var imiş. Dediğim gibi yani efendim Betül İpşirli Argıt'ın cariyeler üzerinde yaptığı çalışma bu da oldukça yenidir. Yani son yıllarda isterseniz senesini bulalım. Kitap yayının evet, buradadır. Hayatlarının çeşitli safhalarında Harem-i Humayun cariyeleri 18. yüzyıl. Bu 2017 yılında çıkmış. Yani hani 5 sene bile tabii, değil. Tabii. Aynı şekilde Yahya Araz'ın çalışmaları daha da yenidir. Efendim Osmanlı İstanbul'unda çocuk emeği, ev içi hizmetlerde istihdam edilen çocuklar 1750'den 1920'ye kadar, o da 2020 yılında çıkmış. Çok yeni gerçekten. Yani gerçekten çok yeni ve dediğim gibi efendim insan bu konulara eğildiği vakit efendim İstanbul tarihinin yeni boyutlarını keşfediyor. Zaten yani bu tür araştırmaların tatlı olan tarafı da bu. Harika. Hocam çok teşekkür ediyoruz ilk yayınımız için. 18. yüzyıl Osmanlı İstanbul'unu çeşitli veçeleriyle konuşmaya başladık. Çocuklardan, cariyelerden, göçten, harita girişiminden bahsettik. Böylelikle ilk programın sonuna geldik Süreyya Hocam. İkinci programda da bu güzel konuyu, zevkli konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Sayın ben izleyiciler, ben de teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sayın izleyiciler, ilk programın bu şekilde sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere.